İyi akşamlar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz Hayata Dokunmak programına. Ben Rukiye Karaköse, Vav wow TV'de bu akşam kıymetli konuğumla beraber mesnevi ve maneviyat diyeceğiz. Ko konuğum yakından tanıdığınız bir isim, Mehmet Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim, çok teşekkür ederiz. Nasılsınız, afiyettesiniz? Elhamdülillah, Allah bu günlerimizi aratmasın, tabii dualarla, e, niyazlarla. Hep bizi duaya teşvik eden hadiselerle karşı karşıya kalıyoruz. Fakat biz buradaki bu güzellikleri işleyerek, muhabbetler yaparak hem dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kalplere hem de onları destekleyecek, dua edecek kalplere dokunduğumuzu düşündüğümüzden bu programları önemsiyoruz. Eyvallah. Hayata dokunmak deyince... Ee, tabii kendi iyilik halimiz değil sadece e, iyiliğimizi belirleyen bireysel olarak çok şükür bir şekilde bir şeylerle baş ediyoruz ama bir vücudun azaları gibi bir evet. başka yerde kardeşlerimiz acı çekerken çok iyi olmak da çok kolay değil çok değil. da mümkün değil. Nasıl hissediyorsunuz ben konuklarımı mesleğim gereği de hislerinde de soruyorum ya yani böyle bir şeye seyirci kalmak şahit olmak çok ağır yani yaşamak apayrıca ağırdır mutlaka da. Böyle elimiz kolumuz bağlı gibi dua edebiliyoruz sadece çok sınırlı şeyler yapabiliyoruz. Nasıl hissediyorsunuz bütün bu olup bitenler karşısında? Duayı eden ağzın, dua, duayı eden kalbin mahiyetine göre sınırlı tabirini kullanmak lazım. Yoksa dünya dua üzerine duruyor. Duada bile insanın kendisini geliştirmesi esası vardır. Mesela biz bir yetimin duası bir alimin, fazıl bir insanın yani sadece yaşı ilerlememiş, yaşını ilerletirken aynı zamanda kemale kavuşmuş bir insanın duasıyla benim duam biri oluyor mu? Olmuyor. Demek ki dua aslında sınırlı bir şey değil. Bizim kendi sınırlarımızla alakalı, kendimizi geliştirememekle alakalı bir şey mevzubayız. Yani belki soruyu şöyle sorabiliriz. Milyonla insan dua ettiği halde Hayatımıza bile niye dokunmuyor sorusunu sorarsak Eyvallah. duayı sınırlı kabul etmek değil dua eden kalbin sınırlarını mahiyetini bilmekle alakalı bir sorunla karşı karşıyayız. Ben deniz izcilik e, eğitiminde de bulundum hem kendim öğrenmek için hem de gençlere ulaşmak için oymak başlığı falan filan da yapmıştım orada izcilikte böyle bir izci selamı vardır. Şöyle, eskiden böyleydi artık hı. çok şey kullanıldığı için olmadı. Şöyle bir izcilik selamı vardır. Hı hı. Bu izcilik selamında şu yüksek parmağı, en uzun parmağı kendine hizmet diye tanımlarlar. Hı. Bu egoistçe bir yaklaşım değildir. İnsan kendisini yetiştirmeden neye hizmet edebilir ki? Hı hı. Bir şey isteyebilirsiniz ama... Bunu şimdi birkaç sayfa atlayalım. Çünkü meslevi maneviden konuşacağız ama bir önemli bir girizgah olduğunu düşünüyorum. Sizin de eğitim alanınız, müktesebatınız buna çok uygun olduğu için çok da aslında huzurunuzda fazla konuşmak istemem. Fakat eminim ki bunu teyit edecek bilgi efendim donanıma siz zaten sahipsiniz. Belki daha güzel açarsınız. <laughs> Affedersiniz. Yani şunu görüyoruz sadece dua ediyor, ediyoruz elimizden bir şey gelmiyor sözü aslında bir dua etmenin ne kadar önemli olduğunu ve her dua edişimizde daha yüksek bir mertebeyle alakalı kulluk seyri sülukumuzu ilerletmememizle alakalı ilerleyemeyişiyle alakalı bir mevzu var bu bir İkincisi, evet herhangi bir şekilde hayata dokunmayı düşünmezken hayatımıza bir şey dokunduğunda Hayatı anlamaya başlıyor oluşumuzda yine kendimizi doğru yetiştirmemekle alakalı bir iş diye düşünüyorum. Eyvallah. Peki dediniz ki yayın öncesi de konuştuk. Ben başka yaptığım programlarda da onların icrasında ya da duasında başlarken de mutlaka şu Gazze'de olup bitenleri anma gereği, mutlaka konuşma gereği duyuyorum. Bunlara değinmeden başka bir program, başka bir iş yapamıyorum. Biz de istedik ki başlarken düşüncelerinizi, duygularınızı alalım. Tabii efendim. Bendeniz bunu e, hani ilmi çalışmaları olan hocalarımız lütfen televizyonda konuştuğumuzu düşünerek bu sözleri o mahiyet, o mevkide algılasınlar. Yani e, bazen çok haksızca veya tamamen anlatmak istediğimiz e, ölçek dışında değerlendirmeler yapıyorlar. Bu hoş olmuyor. Aslında o bile bir done. Hala birbirimizle uğraşıyoruz. Neyse geçelim onu şu var. Televizyon programları yapıyorsam diye düşünüyorum. Yani farz-ı kifaye ve farz-ı ayn olarak bizde bir farz ilmihal kitaplarımızda tarif vardır. Farz-ı kifaye yani muhakkak e, o işi bir kişinin bile olsa yapması lazımdır. İşte cenaze namazı gibi. Bir kişi bile bir müminin namazını kılmıyorsa hı hı. herkes ondan mesul olur. Ama tabii burada camide olanın, imam olanın müezzin olanın o cenaze namazını muhakkak kıldığını düşünürüz. Bizi büyük bir sorumluluktan kurtarırlar farzi kifaye durumunda. Filistin Gazze veya müminlerin ahu enini aleni olarak Müslümanların tacizi, katli ve zulmü varsa bir kere herkes üzerine bu farzı aynıdır. Ama bir de şu vardır. Eğer insanlığın önüne çıkıyorsanız onları alakadar eden programlarda, televizyonlarda hatta bu bir mevlevi ayini bile olabilir. Hı hı. İn, ayin diyorsunuz çünkü bir şey gösteriyorsunuz. Hı hı. Böyle bir durumda bendeniz en azından bu işle meşgul olan insanların üzerlerine manevi olarak vebal ve vacip olan bu konu hakkında sorumluluğu yerine getirmek bilinciyle bunun yapılması kanaatindeyim. Fazla da hani böyle konuşulma taraftarı değilim. Yani şöyle yapmamız lazım, böyle etmemiz lazım denince kendi insafıma, hayat ölçülerime, ...hayatımda vazgeçemediğim e, özelliklere güzelliklere bakınca böyle dışarıdan atıp tutmanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama muhakkak surette biz bir tarafız. Yani e, şu bilinç olmalı. Bir hadise oldu bir hafta sonra bir düğününüz vardı. O sırada dedeniz, anneniz, kardeşiniz vesaire elin bir trafik kazasında paramparça oldular. Allah muhafaza eylesin. Siz o düğünü yapmazsınız. Mesela bakın bizim Osmanlı geleneğinde Kerbela vakasıyla alakalı Cenab-ı Hüseyin Efendimizin o katledilmesiyle alakalı o günlerde aradan 1400 sene geçmiş olsa bile düğün dernek, neşeli ortamlar, hatta yemekteki zengin menülerden bile feragat edilir. O Kerbela hadisesinin tefekkürüyle o günler geçsin diye. Şimdi burada aslında çok önemli bir şey, konuyu dağıtmıyorum. 1400 sene evvel yaşanmış bir katliamı bile göz önünde bulundurarak bu topraklarda o günlerde seneyi devriyesi olduğu için sadece hı hı. her sene katledilmiyor. Ama bu unutulmamalı diye düşünerek bu adeti, örfü kaim kılıyorsanız, hı hı. gözünüzün önünde bir katliam olurken sizin en azından bunu zikredip bir taraf olarak kendinizi göstermeden gününüze başlamamanız veya bunu çevrenizde muhakkak konuşmadan geçmemeniz icap ettiği kanaatindeyim. Gerçekten biz şunu görüyoruz. Sözü yine başladığı yere getireceğim ama ısrarla hayatta yediğimiz bu sadmeler. Belki bir 15 Temmuz, belki daha birçok şeyler. İşte dün Fatih Camii'nde olan o ahlaksız, edepsiz büyük bir ihtimalle de planlanmış, programlanmış olan hadiseler gördüğümüzde yetişmiş insanın ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Mesela Fatih cemaatine ben deniz buradan tebriklerimi arz ediyorum. Bu başka bir yerde olsaydı evet belki bu kadar ses getirir getirmez. Orası bilhassa seçilmiş ama bakın şu var. Fatih Camii'nin kendine ait o caminin bir terbiyesi vardır. Başka bir yerde olsaydı bu kadar serinkanlı kanlı hareket göremezdiniz. Kendilerine göre doğru yer seçtiler ama çok da yanlış bir yer seçtiler. Orada cemaatine yapmayın denildiğinde herkesin o sözü dinleyebileceği eğitimli bir cemaat vardır. Yani şunu meseleye geliyoruz. Kendimizi eğitmekle doğru orantılı. Kuş Allah'ın zikrinden düşmeden vurulmazmış. Biz kendi zikrimizi pekiştirip iyi insan olmaya çalışmak ve hep terakki etmekle e, meşgul olmalıyız. Yoksa hayatımıza birileri dokunduğunda hayatımıza dokunan etkiye tepki etkiye tepki yaparsak çok affedersiniz bu diğer canlıların da yaptığı bir şeydir. İnsan herhangi bir etki olmaksızın davranışını ortaya koyan etkiye göre tepki veren değil. Ondan beklenen hep ahlakı ortaya koyan bir insan olmalıdır ki madem insandan ve yetişmişlikten bahsediyoruz örnek yegane örnek Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eyvallah. Değerli hocam benim de çok severek okuduğum Dinle isimli bir eseriniz var. Mesnevi'nin ilk 18 beytini şerh ediyorsunuz. Şöyle de göstereyim izleyicilerimize konuyla ilgili olanlar da istifade edebilirler. Burada şöyle bir cümle var. Mesnevi şerif bu toprakların ruhudur. Mesnevi okumak bir irfan geleneğidir. Hz. Mevlana'nın mesnevisi beyitlere geçmeden önce bu toprağın insanları için nasıl bir öneme sahiptir hocam? Evet. Mesnevi bilsin veya bilmesin mesnevinin konusudur bu toprakların insanı. Mesnevi okusun veya okumasın hakikaten beslendiği ruhtur mesnevi. Mesnevi onu anlatır. Yani burada biz Mevlana'cı, Celalettin Rumi Efendimizin ismini yüceltici, onun reklamını yapıyor olabilir miyiz? Ya kimiz ki? Yani neyi konuşuyoruz? İhtiyacı mı var? Bu 4-5 yaşındaki bir çocuğun Mehmet Akif çok büyük bir şairdir demesi gibi bir söz olur. Yani söz doğru olabilir ama onu söyleyecek kişinin mahiyeti tartışılır. Şimdi bir kere bunu tespit edelim. Umarım bunu kaçıranlar yoktur. Şu anda dikkatli dinliyorlardır. En azından tekrarını seyrederler. Bu önemli bir tespit. Yani mesnevi bu ruhu ortaya çıkartmak için yazılmış bir şeydir. Haddi zatında belki birkaç paragraf sonra konuya da değineceğiz. Hazreti Mevlana şiir sever miydi? Sorusun da cevabı var. Bir kere bunu bir tespit etmemiz lazım. Peki şöyle denebilir. Hocam yani mesnevi tanımıyoruz ama bu topraklar deyince aklımıza şu geliyor. Kur'an'a hizmet etmiş. Allah Teala'ya muhabbet etmiş. Bu muhabbetsiz Allah'a ibadeti bile Adeta kabul etmemiş. Hı hı. Muhabbetle yap ibadetini demiş. Muhabbet damarı çok keskin, çok bariz. Şah damarı olmuş. Ve bu şah damarın en önemli atan damarı, onun atar damar yapmıyorum, hı. atan damarı da makes olmuş şekliyle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmuş. Yani bize hocam Kur'an ve sünnet lazımdır. Diyenler var ya. Kur'an ve sünneti sorduğunda da anlatamayanlar var içlerinde tabii. Mesnevi manevi 40 yıldır mesnevi manevi yazılışına da Hazreti Mevlana'ya da şahitlik etmiş Feridun bin Ahmet'in kendi ifadesiyle Kur'an ve hadislerin tercümesi ve insanların hayatına dokunmak için kaleme alınmış bir eserdir. Mesnevi budur. Mesnevi'nin bugün bize anlattıkları var mı? Kur'an'ın anlattığı var hadis şeriflerin anlattığı var mı? Var. Heh. Bugün o mesnevi doğru şekilde aktarırsanız birebir metnine aktarmak önemli değil. Yani şu mesela bendeniz bu e, kitap demeye çok şeyim yani haddime değil e, eser demeye de çok e, yani irfanım biraz vicdanım tazik yapıyor böyle söyleme ama realite olduğu için bendeniz bu eseri bu eserden istifade edemeyen de mesnevi denildiğinde ya o ne ya falan diyen insanlara hitap etsin diye başka bir formda yaptım. Hatta üzerimde çok hakkı vardır. Mesnevinin bu bu dinle kitabının e, ön sözünde kıymetli hocam ellerinden öperim. Sadık yalsız uçanların çok güzel bir takrizi vardır. Yani e, hatta okurken de gayri ihtiyari mütehassis oluyor insan çok emeği vardır. Birkaç kişiye daha fazla ulaşmak içindir. Konuyu hemen toparlayayım, çok uzatmayayım çünkü beyitlere geleceğiz anladığım kadarıyla. Biraz böyle yaşımız ilerleyince de galiba cümleleri toparlamakta zorluk çekiyoruz. Fakat şu var. Bir e, meseleye daha dikkat çekeceğim. Şimdi Mesnevi aslında bir edebi nazım şeklidir. Yani edebi bir türdür hani roman, hikaye, şiir, koşma, gazel hı hı. falan diyoruz ya mesnevi de bizim mevlitte gördüğümüz bir form formdur. Ha çok güzel. Bir formdur. Yani beyitlerin kendi içinde e, uyumu olur. İşte kafiyesi, redifi neyse ama diğer beyte geçtiğinizde başka bir kafiye, redifle olur. Hep ikili ikili geçer. O yüzden mesnevi bu ikiliği de ortaya koyan rahat okunan manasına gelir tarzdır yani formdur. Fakat bir kere bunu bir sempozyumda da sunmuştum Manisa'da. Tabii biraz gayri ciddi kabul etmişlerdi. Ya nereden çağırdınız bu adamı neyi konuşuyor falan gibi bir muameleye de maruz kalmıştık da. Şunu anlatmak istedim aslında. Niye koskoca bir zat? ben Deniz şimdi bu kadarcık eser bile sayılmayacak bir kitap yazmışım. Üzerine dinle demişim. Başka bir isim bulmuşum dikkat çekecek. Mesnevi manevi 20 bin küsur beyit yazmışsın sen koca sultan. Niye bunun üst, içerisine ne bileyim aşkın ruhu ne bileyim deryadan inciler veya şöyle gülistan böyle bir behri yap bir şey koyabilirdi bir başka isim koyabilirdi. Mesnevi dedi. Mesnevi de aynı zamanda ...isna kelimesinden gelir. İkilik vardır. Çünkü bu topraklarda da her zaman insanda da bir ikilik vardır. Nedir o? Bir hayata bakan yüzünüz vardır. Hayata dokunan yüzünüz vardır. Alemi hilkat deriz buna. Mahluk planındaki duruşunuz vardır. Bir de insan için sadece insan için olan bir özelliğimiz vardır. Alemi kudrete bakan tarafımız vardır. Canlılar hilkat dairesinde beraberce yaşarlar. Bunlar içerisinde o hilkatin haliki olanla sadece halkla değil halikle de bir yüzü olan irtibatı devam eden ve bu hayattan kopmadan bunu yap başarabilen tek mahluk insandır. Yani insanda ikilik vardır. Hatta kelime manası olarak bile insan tesniyedir. İkilik ifade eden bir kelimedir. İşte bundan duru. Hem bu aleme ünsiyeti ...hem bu alemlerin Rabbine ünsiyeti olan... Hı -hı. ...bu aleme ünsiyetinin... ...Allah'a, Rabbine ünsiyete mani olmadığı... ...Rabbine muhabbet ettiğinde de... ...bu alemdeki vazifesinden kalmayarak... ...buradaki vazifesini başarabilen bir insan olduğunda... ...biz buna kamin insan diyoruz. Eyvallah. Biz bu topraklarda bunu başarmış... ...fertleriyle, ruhlarıyla yaşamış bir toplumuz. İşte mesnevi bunu anlatıyor... Hı -hı. Mesnevi sadece bir edebi form olarak ikilik ifade etmez. Hı hı. Alemi kudret ve alemi hilkate bakan Hazreti insanı anlatan ve bunun aşkı mecazisinden aşkı hakikiye kadar olan sürecini en güzel özetleyen kitaptır hiç şüphesiz. Eyvallah. Fakat şunu da bir şey yapayım. Belki tespit olarak çok uzatmıyorum inşallah. Estağfurullah. Estağfurullah. Fakat şu var. 2-3 paragraf sonra geliriz demiştik ya. Belki fırsat bulamayız. Hazreti Mevlana bir şair değildir. Daha doğrusu şair diye anılması hoş değildir. Çünkü kendisi bu lakabı kabul etmiyor. Kendisi istemiyor bunu. İstiyorum ya diyor hiç. Hiç konuşmayayım. Yani hiçbir şey söylemeyeyim. Bir kenarda oturayım. Sadece o muhabbeti kalbimde hissederek yaşayayım. Uzlette olayım. Fakat hatta buna yemin ediyorum diyor. Yemin kendi kendime söz veriyorum. Yok asla bir daha konuşmayacağım. Hiçbir nutuk söylemeyeceğim diyorum. Fakat geliyor karşıma bir hadise dikiliyor. İşte bir Filistin dikiliyor. İşte insanlar mesela çıkıyor birisi diyor ki Resulullah muhabbetini çok yapmayın. Veya diyor ki Kur'an'a şunlar karışmıştır veya aşk lazım değildir. Abes abes şeyler, tuhaf tuhaf sözler. Allah ne bilir senin evleneceğin kadını diyor. Ne bilir senin yaşantını. Allah sen yaşadıktan sonra biliyor diyor. Mesela sapık sapık insanlar. Şimdi gel konuşma. Hazreti Pir de diyor ki kendi kendime söz veriyorum. Konuşmayacağım. Ama bir hadise görüyorum. Hadi bir daha yeminimi bozuyorum diyor. Şiire gelince. Hani diyor hekim Acı bir ilaç verir, hasta tedavi olsun diye alır onu içer hasta. Ben bunu içemem der. E, sıhhati bozulur. Ben de o ilacın içerisine şerbet katıyorum biraz, Hı -hı. İçimi kolay olsun diye. O yüzden şiir yazıyorum diyor. Hı -hı. Bir başka yerde daha da bir hani absürt sayılabilecek bir örnek veriyor, Hı -hı. belki dikkat çekmek için. Hı -hı. Misafirim gelmiş. Ben normalde, çok affedersiniz, işkembeyle, bağırsakla uğraşıp elimi kirletmem. Ama gelmiş misafirim, ya canım mumbar çekti demiş. Ne yapayım şimdi diyor. Hadi hmm. kolları sıvadım, başladım bağırsak temizlemeye. Hmm. Benim için şiir budur diyor. 20 bin beyit yeah. ve gazelleri divanı olan bir zat bunu söylüyor. Ama niye yapıyor bunu? şairliği görünsün diye değil. İnsanlara ulaşmak için yapıyor. Evet. Ve kıymetli hocamız Emine Hoca kendi üslubuyla öyle derdi. Ee, benim kendisini taklit etmeye de iznim var. Bizzat ruhsat aldım rahmetli'den. Hazreti Mevlana bugün yaşasaydı vallahi film çekerdi. Gişe rekorları da kırardı derdi. Ya insana ulaşmakla alakalı bir şey var. Hı, bir araç. E, çok iyi. Şimdi bir araç. al yukarıda işte e, Kelebazi ile Kuşeyri'nin Vahdet-i alakalı aralarındaki şeyle Cürcanini bilmem nesi. ya vallahi çok önemli. Yani hocalarım var, ellerini ayaklarını öperim. Tamam da kardeşim, ya sokakta şu soru sorulmuyor mu? Al işte İstanbul suriyeti arkanızda görünüyor. Şu Süleymaniye Camii'ne gidin bakalım sabah namazında bir saf bulabiliyor musunuz? <laughs> Veya o namazı kılan insanlar niye huşu çeşiyor? Al kameraman kardeşimize sor. Ben bu huşuyu niye hissedemiyorum? Ya bir problem var. Bu problem değil mi? Mesnevi o gün bunlara çare bulmuş. Çok... Namazı anlatmış, tövbeyi anlatmış, zikri anlatmış, şükrü anlatmış. Ve bunu muhabbetle nasıl yapacağını ortaya koymuş. Beğenmiyorsun. Tamam. Bir mısra var. Çok güzel bir mısra. En güçlü hata uzatma öyle beş beytine bir nazire söyle. Engüş malum Farsça parmak demek. Bu da olmamış. Bu beyit de güzel değil. Şu satırı da beğenmedim. Ya diyor devamlı parmağını hatalı hatalı diye parmağını uzatıp <laughs> durma. Ben beş beyit yazdım diyor. Beş beytine bir nazire söyle. Sen gel bakayım bir beyit yaz. Ya kardeşim şu anda sen insanlığa ulaşması noktasında Cenab-ı Pir'in yani topuğuna bile gelememişsin. Şu hatalıdır, bu hatalıdır deme. Böyle mi şiir yazdır, böyle mi konuşulur deme. Daha güzeldin yap. Yapabiliyorsa. Evet. Hiç kolay Meselesi yok. var. Evet. O sebepten bu topraklarda mesnevi, manevi o kadar önemliymiş ki hı hı. doğru anlamak da çok önemli olduğundan. Bakın Kur'an'ı yerine koymamışlar. Hadisin yerine koymamışlar. Bazı çok özür dilerim. E, tıbbi adları bu olduğu için ilmi literatürdeki adları bu olduğu için söylüyorum. Bazı ahmaklar bunu anlayamıyor. Hazreti Pir'e bile iftira atıyorlar. Kur'an'ın ve hadisin yerine konmak için değil. Bu topraklarda kabul görüp ama yanlış anlaşıldığında farklı yerlere kaymasına mani olunmak için Darül Kurra, Darül Hadis ve Darül Mesnevi mesnevi evleri kurulmuştur kendi kafasına göre anlayıp da böyle çakralarını açmakla uğraşan tasavvufçular, İslam'da tesettür yoktur, namazda şey olmaz falan deyip, meczup, vari söylemlerle etrafına tasavvufun sanki zirvesiymiş gibi çıkan tipler olmasın diye, ecdat bunun tedbirini almış. Şimdi bir kısmı yanlış yolda gidenleri gördüğünden Mesneviye ve Hazreti Mevlana'ya düşman oluyor. Bozulduğunu ve bazı kişilerin bunu bozduğunu düşünemiyor. Hı hı. Bu şuna benziyor. Biz Hazreti İsa'ya düşman olabilir miyiz? Başkaları ona Allah'ın oğlu diyor diye. Hı hı. Hazreti İsa Aleyhisselam peygamberdir. Bazıları da o efendim ben Kur'an okurum, hadis okurum diyor. Halbuki Mesnevi'nin Kur'an ve hadis tefsiriyle alakalı yazılmış bir eser olduğunu anlamayarak... ...birleştireceğine ayrıştırmaya kalkıyor. Ya bunun ortası yok mudur? Hı hı, değil mi? İtidal. İfratla, tefritten, var? Evet. Sen alsana bunu. Ki Hazreti Pir bunu şöyle anlatır. Altından bir haç, altından bir put gördüğün zaman bile kaldırıp onu atma. Hı hı. Al onu bir potede erit, hı hı. ondan camiye şamdan da olur, minareye alem de olur der. Değil mi? Bakın şu an seyircilerimiz dikkatli dinlesinler. Biz bunu o kadar iyi başarmış bir toplumuz ki. Namaz, oruç, abdest nereden gelir bunlar? Farsçadan. Şey tamam. olarak kelime kökeni olarak. Öyle. Ha, bir de Kur şey olarak artı, kavram olarak sünneti. etimolojik yapısına bakın. Hı hı. Abdest Mecusilerin ateşgede hı hı. ateşe taptıkları yere girerken ellerini yıkamalarıyla hı hı. alakalı el suyu demektir. Evet. Oruç onların dinindeki riyazatı temsil eder. Namaz sabah ve akşam güneşe tapınmalarıyla alakalıdır. Bakın biz namaza atmamışız. Bakmış namaz denilince herkes ibadet anlıyor. O namazı <laughs> sala yerine kaim kılmışızdır. Hiçbirimizin aklına bile gelmez putperestlik. <laughs> Bakın bu çok önemli. Sizin programınızda bunu zikrediyorum. Eminim dikkatinizi çekmiştir. Seyircileriniz de sadık. Değil mi? O sebepten bunu söylüyorum. Evet. Bakın bunu dönüştürmek mesele. Şimdi evet. siz meslevi alıyorsunuz, onu tevhidin dışında anlatmaya kalkıyorsunuz. Ya insaf ya. Evet. Putperestlerin yaptığı şeyi bile kendi ritüelleriniz içerisinde katabilmeyi başarmış bir toplumsunuz. Evet. Birlik beraberlikte. Kimsenin hakkında bile gelmemiş. Elinde hazır, gayet güzel insanının hidayetine vesile olabilecek bir eser var. Bunu işlemeyi bilemeyeceksiniz. Bu, Çöpten altın üretiyorlar, değil mi? Som altından altın yapamıyorsunuz. Ben deniz hadisiyi böyle okuyorum. Eyvallah. Ya, ön yargı ve e... cahillik. Cahillik. Yani cahillik. ön yargı dediğimiz şey aslında evet. masum bir söz değil. Değil değil. Bilmediğine düşman olmak yani. insan ve l-ma'yetel, Cenab-ı Ali hadis me'âlidir. İnsan bilmediğinin düşmanı düşman. olmuyor. Evet. Peki insan nazar ve kelamla. Mayalanır diyorsunuz hocam. Ee, Hazreti Mevlana'nın dili dünyası bütün Anadolu coğrafyasını etkilemekle kalmamış. Ee, bugün dünyanın pek çok yerinde de takipçileri var, muhibbanı var. E, türbesine gidenler bilirler dünyanın pek çok yerinden ziyaretçileri hala akın akın gelir. Dünyada en çok okunan, onlar şair diyorlar tabii de dünyada en çok okunan kitapların başında gelir e, Mesnevi'si ve diğer eserleri daha keza. 750 yıl kadar bir süreden bu bugüne hala hitap edebilmesi ve farklı coğrafyalara hitap edebilmesinin sırrı nedir? Aslında hem başında buyurduğunuz şey var. Hazreti Mevlana nazarın nazarın ve kelamın bizzat sahibi değildir. Hmm. O kendisine ulaşan nazarı himaye etmiş, muhafaza etmiş. Biz Hazreti Pirde Mevlana Celalettin Rumi'de veya Eşrofoğlu Rumi'de, Bayramı Veli'de Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nde Bunlarda gördüğümüz şey Hiçbir zaman onlara ait değildir ki O nazar Hatta bakın Bektaşi meydan terbiyesinde Nazarım derler <laughs> Nazarım canım Yani kendisinde Büyüklerin nazarını gördüğüm Ve kendisine bakarken de O büyüklerin nazarıyla Baktığım kişi nazarım Derler Bizde artık bu nazardan uzaklaştığı için herkes nazar değmekle alakalı boncuk biriktiriyor. Hı. Nereden gelir bu? Tarife Hiç. bakın efendim. Tarifimize bakalım. İlmi literatür. İlmi konuşalım yani. Bazen bazı hocalar benim dersimi insan göndermiyormuş. Çok avam konuşuyor sizi etkiler. <laughs> İlmi şeyden uzaklaşırsınız diyorlarmış. <laughs> Sahabi kime deniyor? Resulullah Efendimiz'i görene deniyor. Bir hadis bile rivayet etmeyen sahabi var. Hı hı. Veda haccında veya veda hutbesinde ta uzaktan dinleyerek sahabi hüviyetine sahip olanlar var. Daha acayibi var. Abdullah İbni Ümmü Mektum var. Amaydı kendisi. Hı hı. Sahabinin büyüklerindendir. 15'ten fazla hatırlıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'ye kendisini vali tayin ederek sefere çıkmıştır. Yerine naiptir Efendimiz. Amadır. Yani Efendimiz baş gözüyle hiç görmemiştir. Ama ama Efendimiz onu görmüştür. Bizim medeniyetimiz nazar medeniyetidir. Nazar medeniyetidir. Kelam nedir? O nazara masar olmuş insanın bu söz çok seçerek konuşuyorum bu sözü. O nazara masar olmuş kişinin o yazılım programı ona adeta yüklenmiştir. Hmm. Onu kullanabilme kabiliyetini ortaya çıkartan şey de kelamdır. Hmm. Kelam en sondur. Fabrika çıkışı yazılım programları hepsi yüklenir. Sonra kelam olur. Hmm. Kelam o yazılım programının harekete geçtiğini ve yazılım programın işlediğini gösterir. Hı -hı. Ruhlar toplanır, yazılım programları tamamdır. Dünyaya indirilmeden önce son kontrol yapılır. Elestü bi Bela der ki orada da B vardır. Hı -hı. B vardır orada. O Allah Allah'ın besmenesine işarettir aynı zamanda. Bela denir. Elestü bi de E vardır başında. Şey meraklısı vardır diye söylüyorum. Çalışıyor. Dünyaya gönderir. Hı hı. Program yüklenmiştir. Sizde ve bizde bil kuvve Allah'ı tanıyabilme kabiliyeti mevcuttur. Hı hı. Ha, elindeki cep telefonunu kendin kullanamayabilirsin. O senin problemi. Adam buraya döşemiş bunu. Yazılım programı mevcuttur. Hı hı. İnsan da öyledir. Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı saadetine baktığınızda yüzden fazla mürşit vardır. Bakın. Yüz kadar Hani nasıl mürşit? Şöyle düşünün. Günümüzde bir ekol, bir mektep kurabilecek donanımda bir duayen adam düşünün. Yani bir Mahiris hocayı düşünün. Bir Celal Ökten'i düşünün. Bir Sen Josef'i düşünün. Neyse artık. Düşünün. Yani durun. Bu yüz kişi dediğimiz yüz mürşit var ya efendim Rukiye Hanım. Bu mürşitlerin her biri bir ekol sahibi zatlar. Yani Bayezid-i Bestami, Feriduddin Attar falanca zat. Cüneydi, Hazreti Cüneyd Bağdat, talebeleri. Mesela Burhanettin Muhakkak ettirmizi Yani tek başına mektep kur. Yani bu sahada başka hoca kalmadı. Sadece bu hocalarla tekrar o medeniyeti kurabileceğiniz insanlar bunların her biri ve başta babası bahaddin i Veled. Sultanül Ulema. Büyük alim. Alim bu zatların hepsinin nazarına uğramış, masar olmuştur. <laughs> ve Hz. Mevlana Celalettin Rumi Efendimiz o nazarları ve o kelamı bozmadan bir ata tohumu gibi bu toprakları ekmiştir. Yani herhangi bir ata tohumunda bir domatesin, bir salatalığın, bir bilmem ne yapılmış ev yapımı hamur işinin coğrafi işaretini bugün koymaya akıl ediyoruz da... Hz. Evet. Hazreti insanlığın coğrafi işareti kurulmak istense hı hı. bir gün insanlığın sadece hayvanların göç yollarını araştırmak, nesillerini DNA yapısını araştırmak değil. Yağmur ormanlarındaki karıncaların nereye kadar gittiğini bulmak değil. Nereye göçtüklerini değil. <laughs> Hazreti insanın gidiş yolu nasıldı? Hangi seyri sülüktan geçti? Hicret yolu denildiğinde eğer bir gün insanlık gerçekten insanı merak ederse bu coğrafi konumlardan bu topraklarda en önemli destinasyon merkezi Konya'dır, Hazreti Mevlana'dır. Eyvallah. Tam insan ve Hazreti İnsan demişken artık neyin hikayesiyle e, bir bakalım mı hocam? Diyor ki Mesnevi'nin en başı muhtemelen e, pek çok insanın kulağında vardır. Hususi bir ilgisi olup açıp okumamış olsa da e, dinle neyden kim hikayet etmede ayrılıklardan şikayet etmede diye e, ve Birkaç beyti bir arada alırsak belki hikayenin devamı da var orada. Beni kamışlıktan kestiklerinden beri eylediğim feryadı duyan kadın, erkek, herkes bu sesin tesirine kapılmakta ve inlemektedir. Burada bir ney e, metaforu, mazmunu üzerinden ne anlatıyor bize Hazreti Mevlana? Evet. Şöyle yapalım mı arzu edersiniz, e, bu şu an karar verdiğim bir şey olsun. Ama e, sizin samimiyetinize binaen, seyircilerimizin dikkatini düşünerek bazen bizim biliyorsunuz televizyonda program yaparken seyircinin dikkatini celbetmesi açısından da bazı taktikler yapılır. Biraz sıra dışı şeyler olabilir. Şöyle bir şey yapalım mı? Biz bu 18 beytin başından başlamayalım. En sonundan başlayıp başa doğru gidelim. Uf. İnanın ki çok ters olmayacak. Nasıl arzu edersiniz? Yani neyin namelerine bakıldığında da böyle şey yaparken en önce üst deliğe basacaksın sonra alt deliğe basacaksın gibi bir şey yoktur. Onun kendi arasında o nameler vardır. Şimdi şu kadarını söyleyelim. Neyle alakalı bunun sadece bir ney, bir kamış, bir musiki enstrümanı olmadığını artık herhalde bilmeyen yoktur. Bendeniz bu 18 beytin. Çünkü baştan başlarken baştan anlatmaya e, yani böyle gayret ettiğimizde ha biliyorum ya dinle neyden bunu bir şey de söylemişti yazmıştık diye hemen bir otomatiğe bağlıyorlar. Yani bizim cuma hutbelerini dinleyen kardeşlerimiz gibi işte ilim ve öğrenme babındadır. Allah Teala <laughs> ilme çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in ilk emi oku. Artık bunu bizim cemaat ezberlemiştir o ben bunu biliyorum tarzına girdiklerinde en önemli olan paragrafı kaçırırlar aslında. Ben deniz şöyle yapacağım müsaadenizle. Sizin önünüzde de şu anda satırlar bulunduğunu düşünüyorum. <laughs> Tabii burada e, devam ederken şöyle başlayacağım müsaadenizle. Derne yabet hali puhte hiç ham pes suhan ki utah ve selam. Çok acayiptir. Aslında 18 beyit böyle tamam oluyor. Burada sıralama biraz değişik. Selamla tamamlıyor 18 beyti. Meraklısına bir bilgi vereyim mi? Hemen kısa. 400 küsur ehli sünnet tarikat mektebi vardır. Tasavvuf ekolü vardır. Okulu. Bunların evradı da vardır. Aşağı yukarı ortak evrada bakarsak Bunların hep dervişlerin okuduğu bir virt vardır. 300 kadardır bunlar. Bu evrat içerisinde. Bu kadar evrat içerisinde. <laughs> Allahümme entes selamu ve minke selam tebarekte ve tealeyte ya zelcelal vel ikram diye başlayan tek virt Mevlevi virtidir. Selam ismi şerifiyle başlar. Hmm, selam, tek virttir. Sensin selam sendendir. Yani bu Allahümme entes selamu ve minke selam esmasıyla başlayan tek virt. Hmm. Hani bir istisnası da şey var o da başka esmayı kullanıyor. Virdi Yahya veya Virdi Settar denir. Halveti'nin ağa babası kabul edilen ve tüm tariklerde de Virdi okunan Seyyid yahya Şirvani'nin Bakü'de kabridir. Şirvan sarayındadır. Seyyid yahya Şirvani'nin hmm. ...Allahumme ya, ya Settar hmm. ya Settar ya Aziz ya Gaffar ya Celil ya Cebbar diye başlayan bir de o istisnadır. Hmm. Yani bu şekilde Settar, ismi Settar ve ismi Selamla başlayan bakıldın ama Selamla başlayan tek bir Hazreti Pir'e aittir. Şimdi benden sondan başlıyorum. Kardeşlerimi de dinlesinler. Şöyle başladığımızı düşünsün. Ham Ervah olan haşa Huzurda. Bu tabir çok önemlidir. Mesela Ham Ervah denildiğinde bu hakaret değildir aslında. Durum tespiti aslında bir yandan. Şöyle da. düşünün. Olmamış üzüm diyorsunuz. Hı. Olmamış üzüm dediğinizde karşıdakine bir iltifat vardır. Bir imkan sunarsınız ona. Şudur o. Olabilirsin. Bir potansiyel. Tabii sen üzümsün yine. Ama bunu ortaya çıkartamamışsın. Şimdi bu olmuşluk halini nasıl anlatayım sana? O kadar ekşi, koruk. Koruk üzübü yani bilmiyorum tecrübe ettiğiniz bir çocukken falan. Ekşi. Böyle her yerin yüzünüz gözünüz kulağınıza kadar buruşur yani. Hı. Bayağı koruk. O koruk ekşi de kullanılır hatta. Limondan daha böyle keskin rayalıdır. Hani o korukluğu düşünün. Bir de iki üzüm tap tatlı böyle şerbet gibi bir üzümü düşünün. Ya ne kadar fark var arasında. Ne yaptık bunu ocağa mı attık? Üzerinde çiğnedik mi bir şey mi yaptık? Ateş mi gösterdik? Hayır. Hiç görmediğimiz fark etmediğimiz güneşin ışığı onu pişirdi. Bu seyri sürükte. Şimdi al bu koruk halde bulunan üzümü, üzümün kendisi bile bu kadar tatlı olduğunu düşünemez. Hı hı. Dışarıdan bakan bir insan bile eğer tatlı üzümü görmediyse bu çok tatlı bir şeydir dediğinde yok yav der. Tatlı üzüm yediyse anladım der daha olmamış. Hı hı. Ham ervah olanlar hı hı. yani ruhlarında olabilme kabiliyeti olduğu halde koruk kalanlar olmuşun halinden anlamazlar. Hı hı. O halde gel biz sözü kısa keselim. Ne diyelim, kısa keselim ve selam demiyor aslında. Hmm. Orada bir edebi oyun yapıyor, selam. Hmm. Onun o koruk halini biz muhafaza edelim. Hmm. Biz kendimiz de çok konuşarak halim şey yapmayalım, muhafaza edelim. Selametle onu doğru yola sevk edelim demektir. Hmm. İlk defa televizyonda bunu size anlatıyorum. Yani aynı şeyleri söylememek üzere bu kayıtlar birbirini takip ettiğinde. Hı hı. isteyene bir iz sürme imkanı olsun diye. Şimdi bir kere sözü ben kısa kestim diyor. O zaman şöyle bir şey, sondan aldık ya. Benim buraya kadar anlattığım şeyler anlayana kafidir manasında geliyor. Bir özet gibi aslında. Evet. Özettir lüp. Özetten öz, ziyade öz, öz lüp. Sonra diyor ki biz bunu kısa kestik ama yukarı doğru gidiyoruz ya. Kısa kestik ki daha var mı der. Daha ister. Kim ister bunu? Balıktan başkası onun suyuna kandı. Nasipsiz olanın da rızkı gecikti. Bazısına bu sözler bile fazla gelir. Hı. Ama gel sen su çok içtim diyen bir insan düşün. Bir de balığı düşün. Hı. Suyun çokluğundan şikayet edebilir mi? O suyun artık şeyidir, canlısıdır o. Yani bu anlattığım manaları bir beyti de sana iyi gelir... E binlerce olsun sürsün diye de sen bu niyette olursun ama gerçekten bu deryanın balığıysa yok değilsin. Sana bir bardak su yeter. Bu 18 beyitle iktifa edersin. <laughs> Yukarısına geçiyoruz. Günler geçip gittiyse Ru ger ko rev bak nist tu bimaney anki çün tu pak Şöyle bir bize farklı bir bakış açısı veriyor. Günlerimizin iyi geçmesi bize alakadar eder. Yok, benim sevdiğim bir insan var. Onun iyi olması, ya ben yaşlandım ettim ama çocuklarım yetişiyor. Ben yiyip içemiyorum ama onlar iyi. Torunlarım iyi, ümmeti Muhammed iyi. Bir bakış açısıdır. Bu daha büyük bir şey söylüyor. En önce bir ağırlık olmasın diye araya bir fıkravari bir şey katayım. Belki bilmiyorum ilk bölümü de ne kadar kaldı? Ne kadar süremiz var ama? 7 dakika kadar sonra bir evet. araya gideceğiz hocam. Arnavut'un şey Arnavut'un babası ölmüş. Bir Arnavut. Arnavutlar alınmasın. Arnavut'un babası ölmüş. Taziyeye gel, geliyorlarmış. Diyorlarmış ki "Bira başın sağ olsun." O da diyormuş ki "Bira Allah sağ olsun." Allah'a bir şey olmasın. <laughs> Çok güzel. Yani o Arnavut kendi samimi şeyiyle, hı, hı. cahillik değil o samimi duygularıyla. Evet. Ya biz neyiz ki diyor. Hani Allah hep var olsun demeye getiriyor. Eyvallah. Allahsız olmak güç diyor. Burada da Hazreti Pir adeta diyor ki hani günler geçip gitti yaşlandık ama çocuğum var. Şöyle olduk ama talebelerim yetişiyor. Bununla avunuyoruz ya diyor. Ben böyle de düşünmüyorum diyor Hazreti Pir. Hı. Ey Hazreti insanı Kamil ve aşkı temsil eden anlatan ağız. Sen kaybolma. Hmm. Sen kaybolma. Biz öldük gittik hiç ölen mi değil? Neden? Neyin içindeki name gibi. Ney belki kırılabilir. Ama o nefes kaybolmasın diyor. Hmm. O nefes baki olduğu müddetçe. Yine böyle bir kamışlıktan koparılmış. Yani bu dünyanın heva hevesinden koparılıp da bir Hazreti insan olma şerefine erenden yine biz bunları duyarız meçhul olmaz. O yüzden günler geçti geldi ben oldum olamadım önemli değil diyor. Bu yolda olmak ne kadar güzel ey aşk ey tertemiz olan Hazreti insan sen pak ol diyor. Size sizin programınıza mahsus hem kelamla alakalı hem burada anlatılan manayla alakalı bir söz nakledeceğim. Çünkü şöyle bir iddia da var. Bu iddia derken şöyle bir tespit de var. Bu işler meşgul olanların. Ben de onlardan naklediyorum zaten. Ben bir uzman değilim. Ama bu işin mütehassısı olanlardan da naklederek insaf ölçüsünde konuşmaya gayret eden biriyim. Hazreti Pir yeni bir şey söylememiştir. Yani Hazreti Pir aslında hiç kimsenin yanlış söyledim. Hiç kimsenin düşünmedi. Hiç kimsenin bulmadığı, yaşamadığı bir şey anlatmamıştır. Mevcut olan güzellikleri başka bir formda aktarmıştır. Arz edebiliyor muyum? Bakın şöyle bir sır vardır büyükleri. Kelam Allah Teala'nın lütfen seyircilerimiz çok dikkatli dinlesinler burayı. Öteki türlü bunları konuşmanın hiçbir manası yok. Dinliyormuş gibi yapmanın bir şey yok. Ne onlar yorulsun ne biz yorulalım. Kelam aslında Allah Teala'nın bizlere bahşettiği, onun bize bahşettiği sermayenin bir göstergesidir. Konuşan bir insanı akıllı olduğunu düşünürsünüz. Mantık dersiniz. Nutuk oradan gelir. Bir düşüncesi vardır. Düşünce, muhayyele, konuşabilme, aktarabilme, dinlediğini fark edebilme kabiliyetlerin hepsi Allah Teala'ya aittir. Konuşmak da öyle. İnsanları yaratan Allah'tır. Beyanı İnsanların öyle. sahibi Allah'tır. Hayır ayet de sabittir bu. Lisan Adem'den gelen insanın yadına Hindu'ya Hindu'ca. Ötekisine farklı farklı lisanları renkleri yaratan biziz der. Lisanın geburcası olmaz. Gevurca konuşur Arap'tır. Al işte dürziler var. Mescid-i Aksa'nın kapısında bekliyor mesela. Arapça konuşan Yahudi yok mu? İngilizce konuşan Müslüman yok mu? Lisanın gavurcası yoktur. Lisanların sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu. Tamam mı? Tamam. Kelam eğer sizi bizi etkileyebilecek bir noktaya geldiyse bir Müslüman olarak o kelamın Allah'ın lütfuyla çıktığını düşünmeniz icap eder. Buraya kadar da tamam mı? Peki. Sona doğru ilk bölümün sonuna doğru şöyle toparlayacağım. Bir sır vereceğiz dedik. Büyüklerin konuştuğu bir sır. Allah Teala'nın beğendiği bir kelamı, eğer ve ilham ettiği bir kelamı diyelim ki siz söylediniz. Sizin ağzınızdan çıkıverdi. Sizin lisanınıza döküldü, sizin ağzınızdan insanlara çıkıverdi. Fakat bana söylediniz. Ben bunu dinlemedim. Ben bunu anlamadım. Ne yaparmış Allah Teala onu biliyor musunuz? O söz karşıdaki sineye, karşıdaki dimağa neyse artık gitmesi gereken yere ulaşmazsa Allah Teala onu hemen muhafaza edermiş. Hususi arşı rahmanında hususi bir mahalde o sözü bekletirmiş. O sözü alabilecek kabiliyette veya söyleyebilecek kabiliyette bir insan geldi. Ne zaman geldi? Beş gün sonra. 5 ay sonra. 50 sene sonra. 300 sene sonra. Oradan indirir. O kişinin sinesinden, dimağından onu yine konuştururmuş. Hmm. Hazreti Pir burada bunu anlatıyor. Yıllar sonra bile yeşerebilen tohumlar gibi sanki. Bazen Çok teşekkür bulunuyor ederim. Mu? Aynen öyle. Küçüklüğümde hani inanmayacaksınız benim küçüklüğüm vardı. Fatih Camii'nin duvarlarında, medreselerde koca taşların arasında incir ağaçları çıkardı. Hı hı. O bina yapılırken oraya tohum ekmedikleri aşikar. Demek ki o toprağın harcında bir incir tohumu karışmış. Yüz 100 sene, 300 sene, 500 sene beklemiş. Beklemiş. Uygun ortam bulamamış. Ama vakti merhunu geldiğinde oradan çıkmış. O yüzden derler ki konuşurken başkalarının sevmesi için değil. Hmm. Allah için konuştuğunda o sözün sahibi Allah olduğundan lazım olan yere de ulaştırır. Salimen o söz ona da ulaşır hmm. ve Allah da seni o sözün şerrinden muhafaza eder. Evet. O zaman öyle bakarsanız ham olanlar olmuş olanların halinden anlamaz. Hmm. Vesselam. Ama bu işin takibini yaparsan bir balığın sudan çıkmak istemeyişi gibi hep bu hikmetin içinde bulunmak istersin. Günler geldi geçti, sözler anlaşıldı veya anlaşılmadı. Hep bu aşkın kendisini göstermesi üzere Hazreti insanın nefesi olarak sen daima temiz ve pak kal. Eyvallah. Evet. Bu sözlerin kalbimize tesiri için bu kadar yıl önceden 750 yıl önceden söylenmiş sözlerin. Onun da hala bir sırrı var ikinci bölümde konuşalım. Anadolu'ya Avrupa'ya, dünyanın çeşitli yerlerine hala etki ediyor ve bu kadar zamandır hala taptaze. Demek ki zamanını, vakti merhununu bekleyen bir tohumun sonra yeşermesi gibi kalplerimizde yeşermek için bekleyen bir hazine. Kısa bir aranın ardından hocamızın e, yapacağı o küçük açıklama, küçük atıflar hocam bunlar da böyle merak ettiriyor izleyicimizi. Onun i̇nşallah. sırrını inşallah ikinci yarıda konuşacağız. Görüşmek dileğiyle efendim saat başında biz tekrar buradayız. Tekrar merhaba efendim. Vav TV'de Hayata Dokunmak programındasınız ve ben Rukiye Karaköse. Bugün kıymetli konuğu Mehmet Fatih Çıtlak ile Mesnevi-i konuşuyoruz. Dedik ki Mesnevi'nin ilk 18 beytini hocamızdan dinleyelim ben baştan başladım hocam dedi ki sondan başlarsak daha uygun olur Evet dikkat Ve çeker diye toparlayarak gidiyoruz sondan başa doğru gidiyoruz ama siz meslevi maneviyi konuşurken 18 Beyti konuşuyoruz dedik dediğimiz yani bunu bu şekilde tabirinde isterseniz onu şey yapalım arz edelim kıymetli evet. seyircilerimize hatırlatmış <laughs> olduğunuz Ben onu atladım Aslında ilk bölümde anlatmam lazımdı şu. Biliyorsunuz Mesnevi Manevi'nin ilk 18 beytinin haricindeki tüm beyitler bizzat Hazreti Pir'in kaleminden çıkmamıştır. Hı hı. Hüsamettin Çelebi'ye yaz demiştir. Hı hı. Her yerde elinde divit kalem yazı olurmuş. Ve bazen yüzlerce beyti bir çırpıda söyleyivermiş hı hı. Hüsamettin Çelebi yazmıştır. Ama bu ilk 18 beytin bir özelliği var. Hı hı. Hüsamettin Çelebi Hazretleri bir gün belki ilk bölümde anlattığımız kelamın nereden geldiği meselesini de anlatan bir örnek olacak. Hazreti Pir'e niyaz ediyor. Diyor ki, ya Pir, insanlar hep daima sizin sohbetinize gelemiyor. Gelen insanlar da mahdut. Fakat bu anlattığınız şeyler tüm insanlığı alakadar ediyor. Herkese bir nasip var. Lütfetseniz bunları bir eser şeklinde yapsak, insanların istifadesine sunsak, Kendisiniz <laughs> musunuz Nasıl görürsünüz? gibi bir şey söylüyor bu mealde. Hazreti Pir de kendisine "Oğlum Hüsamettin, senin gönlüne gelen şey Allah Teala'nın bana da ilham ettiği şey." diyor ve rivayete göre sarının kenarından bir kağıt parçası çıkartıyor. "Al." diyor. Hmm. Bu ilk beyitleri olsun. 18 beyti bizzat kendisinin yazdığı beyitlerdir bu. Hmm. Ve şöyle derler. Mesnevi manevinin hani e, bir kitabın ön sözü falan olur ya. Gerçi Mesnevi manevinin de dibacey mesnevisi vardır. Nasıl bir kitaptır bu anlatılır. Bazı rivayetlerde bu sonradan da yazıldığı söylenir. Mesnevinin doğru anlaşılması için. Fakat e, şeye benzetirler. Fatiha-i Mesnevi, Mesnevi açan manasına. Bir de aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in suresi, Fatiha suresi, nasıl Kur'an-ı Kerim'in tamamındaki manayı içinde barındırır? Bu 18 beytin de böyle bir ilhami tarafı var. Kur'an tefsiri gibi olduğundan bu da bunun Fatiha'yı içinde barındıran özelliği vardır. Derken bunu inşallah programın sonunda ölmez Cenab-ı Hak nasip ederse onu da birleştirmiş olacağız. Öyle başlamış olalım. Yani bu ilk 18 beyit mesnevi manevi doğru anlamak için bir nevi Ölçüdür. Bu ölçülerle anlayın. Yani anlayamadığın şeyler olduğunda ben henüz bu olgunluğa erişemedim de geç. Olgun olan insanı takip et. Bıkkınlık gösterme. Bu senin henüz o deryanın içine girmediğini gösterir. Topluyorum ilk bölümde anlattıklarımı. Evet. Ve şu gayede ol. İlle ben olacağım deme. Olan insanın yolunda olmaya çalış. Hı -hı. O kaybolmasın. O kaybolmuş kutup yıldızı gibi. Yani vatan askerlik yapıyorsan o bayrak inmesin. Ben ölürüm, öleyim arkadaş. Bayrak inmesin. O devam et. Vatan sağ olsun. Ana Anabuduk tabiriyle evet. ona girmiyorum tekrar fıkraya. Şimdi ondan sonra şöyle diyor. Gamlı geçen <laughs> günlerimiz uzadı da uzadı. Sona ermesi gecikti. O günler mahrumiyetten ve ayrılıktan hasıl olan ateşlerle arkadaş oldu. Yani yanmalarla geçti. Bakın burada hamlık ve olgunluk arasındaki farkı da anlatıyor. Bir insan bu dünya hayatının sıkıntılarıyla yanarsa ve yandıkça da Allah derse ahirette yanmayacak diyor. Uzuyor günler. Hazreti Pirmesnevi manevi de şöyle bir şey söylüyor Rukiye Hanım. İnsan bu dünya hayatına geldiğinde böyle tarladan e, ekin olarak kesilip atılmış bir buğday gibidir. Başlarlar diyor, onun sapından taneye ayırmak için bir güzel döverler diyor. Ondan sonra o buğdayı atarlar diyor, onun bir şeyi vardır, biraz öfelerler, şey yaparlar. Farklı da farklı oluyor. Kabuğundan sıyırırlar, sonra kepeğiyle binlenmesiyle beraber değirmene girer. Baktığında böyle rengi falan baya boz bulanıktır. Yani böyle çok güzel değildir değirmene yıkanmaya girmemiş şey. Baya böyle ne bu yağ falan. Rengi de çok böyle çok 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 hoş değildir yani. Sonra değirmene girer. Değirmen taşı altında ezilir, ezilir, ezilir. O değirmenin gözünden bembeyaz bir un çıkar. Sen de bu nefis Allah Teala sende güzel bir ruh verdi. Fakat nefiste kan dökücülük fitne çıkartıcı vasıflar vardır. Dünya hayatında sıkıntıya uğradığında hemen fevran etme. Bir ilim öğrenmek için talebelik yaptığında hemen of bıktım deme. Talebelik, öğrencilik, annelik, babalık, çocukluk, varlık, yokluk. Değirmen taşına atılmış buğday gibi seni ezer bunlar, ezer ezer ezer. Ama ahirete çıktığında Allah'a bembeyaz, ak bir yüzle kavuşursun diyor. Şikayet etme. O yüzden bizi burada kamillik yolu için sen bu dünyaya geldin. O yüzden gam çekme. Günler uzuyor belki ama bu sende ben o zata ulaşamadım. O zata ulaşamadım hassetiyle yanman var mı sende? Ulaşamadın. Var mı sende? Sen çile sahibisin. Çile insanda olur üzülme diyor. Seni olgunlaşman için. Galiba sizin programınızdaydı. Hafızam bana oyun etmiyorsa. Şöyle anlatıyorlar. Öyle bedene vuruyorsunuz. Bu acıdı diyorsun. Böyle yapıyoruz, kıstırıyorsun, acıdı. Tene sadece tenle alakalı olduğunda insanın çektiği sıkıntılara acı denirmiş. Ama bir yandan bir şeyleri üzülüyorsunuz. Bu nasıl olacak? Mesela helal nasıl kazanacağım? Şu insanlara nasıl yardım edeceğim? Gazzelilere nasıl yap? Bu fiziki olarak bir şeyiniz yok. Ruhi bir acı çekiyorsunuz. Ruhi acıya ızdırap deniyor. Ruhi acıya ızdırap deniyor. Peki bu acıların sizi Hazreti insan yapma mertebesine ulaşmasına da çile deniyor. Tene tekabül eden zorluklara acı, ruhtaki sıkıntılara, ızdırap sizi kemale eriştiren ızdıraba da acı deniyor. O yüzden diyor ki, hayatta ızdırap tenden veya ruhtan çektiğin sıkıntılar olabilir. Eğer onu ister vaziyette yaşıyorsan gam yok diyor. Hı hı. O var olsun, yeter ki o kaybolmasın, hep onu takip et. Ama ben bu dertleri anlatmak için nasıl anlatabilirim? Hı hı mahremi in hoş bi hoş nist men ben ra müşteri coz hoş ne kadar anlatmaya çalışsam da bu ruhi bir zevktir ama bak dilin bile müşterisi kulaktır derken bu programa mahsus bir açıklama yapıyorum kitapta da yok o konuşan dil Evet bir et parçasıdır. Ayrı bir ağzadır. Fakat ne acayiptir. Ha şöyle düşün, düşünmemiz lazım. Dil konuşuyorsa hani konuşan bunun muhatabında dil olması lazım. Hı hı. Hayır bak öyle olmuyor. Dil konuşuyor kulak için ama. Hı hı. Kulak duyuyor dil oluyor sana konuşmak için. Aynı böyledir. Sen her şeyi nefis yapıyor gibi görüyorsun ama onun ardında bir ruh var diyor. Hı hı. Bu nefis sana lazım. Ruhu konuşturmak için diyor. O yüzden nasıl kulak olmadığında dil işe yaramıyorsa sadece nefsani olarak birbirimize benzememiz işe yaramaz. Bunu anlatabilmek için sende bir ruh lazımdır diyor. Tenin olgunlaşması geldin 50 yaşına 40 yaşına. Ama ruhunda o olgunluk eserini tene sirayet ettiremedin. Nefse sirayet ettiremedin. Bu sözler sana anlamsız gelecektir diyor. Şiir kısmına gelirsin, bir musik ile dinlersin, kafayı sallarsın, geçersin. Hmm. Ama ben öyle değilim. Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi maneviyatı idrak etmeye de bihuş olandan başka kişi yoktur. Ne demek bihuş? Bir şeyden hoşlanmayan manasında değil. Zevkin tadında olan bir insan ruhun tadını anlayamaz ki diyor. Hmm. Ne anlayacak? Bunu bir başka şeyinde hikayesinde de şöyle anlatıyor. Sungur'la, Sungur bir hizmetçidir. Onun e, yani sahibi, patronu olan kişi de böyle ticaretle uğraşır. Bir rivayette ticaret yaptığı, bir rivayette şimdi tam yine hafızamını zamanı etmesin. Ya gideyim de şöyle bir hamamda keselim. sıpa deyince. Şimdi hamam deyince arkadaşlar anlamıyor seyirciler. Hamama gidiyor mu? Adama bak ya hamam. Öyle değil sıpa güzellik merkezi gibi. Bakım yapıyor. Hani işte taşlar maçlar başta bir şeyler yapıyorlar ya. Dingin müzikle öyle bir şey. Sıpa merkezine gitmeye istiyor o zamanı. Sungura diyor ki hadi hazırlığını yap. Şey yapalım ben şöyle bir vücudu şey yapayım diyor ya. Yani. Oradan da belki yogaya geçiyor bilmiyorum. O benim süsleme. Sungur da diyor ki ya hazır kasabaya inmişken orada camide alimler görüyor. mescit Büyük. Ben de oraya giderim diyor. Çıkınca buluşuyoruz. Tamam diyor sen camiye git. O da gidiyor spaya veya işte hamama. İşi bitiyor. Caminin ablusunda buluşacaklar. Bakıyor Sungur yok. Camide olabilir mi? Var? Bu kadar saat camide ne yapar diyor yani. Bakıyor ki bizim Sungur böyle. Hani camiden baktığında şuradan görünüyor seyirciler. Sungur bir yere bakıyor. Vaaz dinliyor. Bir şey yapıyor veya yani namaz kılıyor. Neyse. Ona bakmıyor, kapıya bakmıyor. Dışarıdan şşt falan diye sesleniyor, bakmıyor. Cık. O sırada camiden birisi çıkıyor. Hemen camiden çıkana diyor ki bak şu çulsuzla bir işaret etsene bana baksın. Gidiyor çağırtıyor onu. Geliyor seni dışarıdan bir adam çağırıyor diye. Camiden dışarı çıkmadan sungur sahibine ne oldu diye soruyor. Gelsene diyor çıkacağız. Gelemiyorum diyor çıkamıyorum diyor. Hmm. Nasıl çıkamıyorsun diyor salmıyorlar dışarıya diyor. Kim salmıyor diyor? Seni içeri almayanlar diyor. Oo. Bir heva heves birebir haram değildir. Mesela güzel bir yemek yersin. Oturursun. Ha namazını kaçırmıyorsun. Şey yapmıyorsun. Ya, birebir haram değildir. Fakat yok. Ben ruhumu terakki ettirmek istiyorum. Ben hazreti insan olmak istiyorum diyen için haramdır. Hmm. Neden? Çünkü hiçbir zaman nefis şu sıkıntıya katlan da sabahleyin kalk şimdi bırak filmi bilmem niye, otur ders çalış da güzelce şöyle bırak açtığın zamanı mı tokluğun zamanı mı arkadaşlarla lüzumsuz konuşmanın mesajlaşmanın zamanı mı otur işini yap demez. Nefis de böyle bir madde yoktur. Nefis şey gibidir affedersiniz çok affedersiniz eşek düşünün özür dilerim. Yani gidiyor yuları elinizde. Yani giderken bıraktın yuları. Ben devam edeyim daha menzilimiz çok. Ben şimdi ot not yiyemem diyen bir tane eş affedersiniz eşek göremezsiniz. Tüm nefisler böyledir. Kendi haline bırakıldığında veya bugünün şeyine uyarlayalım araba. Arabaya geldiniz. Hep o misali ver işte İzmir'den ne bileyim İstanbul'a geldiniz. O 10 kilometre yazdı İstanbul'a. Oraya kadar çok güzel gitti. Evet. Buraya kadar çok güzel geldi. Direksiyonu bırak. Hiç yola bakma. Kendi başına gitsin. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Hep öyle diyorlar bize Hocam hep bir dikkat edeceğiz? E, araba kullanınca hep bir dikkat edeceğiz hep. diye soruyor musun? Hı hı. Nefis öyle bir şeydir. Nefis çok nefistir. Hep ister. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah evhane halkına soruyor. Kim bu döşeğin altındaki keçeyi fazlalaştırdı? Hmm. Hizmet eden birisi diyor ki ya Resulallah yattığınızda sırtınıza izler çıkıyordu. O kadar sert kendi akçemle, kendi paramla, dinarımla neyse. Gittim böyle daha yumuşak olsun diye. Efendimiz buyuruyor ki ama bak teheccüde kalkmama mani oldu. Hmm. O rahatlık. Bak nefsi kudret elinde olan Risalet Penahi Efendimiz'den bahsediyoruz. O yüzden eskiler şöyle demişler. Eğer haram mı helal mi, caiz mi değil mi noktasında kitaplardan bulamadığın bir durumla karşılaştığında şöyle bir uygulama yap. Nefsimin mi hoşuna gidiyor, ruhumun mu? Hı. Nefsinin hoşuna gidiyorsa nefse muhalefete ibadettir diyorlar. Işık oradan kesiyorlar. Hı. Burada da diyor ki nefis nefis olduğu müddetçe, heva hevesine tabi olduğu müddetçe bu zevki anlayamaz. Oradan kesilmen lazım. En başa bağlayacaktır. Ney kamışlıktan koparılmadan içinden ses geliyor mu? Yetmiyor. İçi temizlenmeden ses geliyor mu? Yetmiyor. Delik delik olmadan oluyor mu? Yetmiyor. Ağız bulmadan oluyor mu? Olmuyor. Yanlış Bak bunlar anladım. merhaledir. O yüzden sen ruhen bunu dinlemeye çalış. Sadece konuşan dile bakma. ...ruhunda ne tesir uyandırdığına bak diye devam ediyor. Siz sorucu ben çok konuşuyorum. Evet. benim. Dersim. Estağfurullah, estağfurullah zevkle dinliyorum. Ee, burada şimdi o ney remzinden her birimizin alması gerekenler var. Demek ki biz e, acı, dert, keder çektiğimiz zaman... E ee, bu böyle bir an önce sonlandırılıp da stabil bir hayata geçilmesi gereken bir şey değil hayatın bizatihi kendisi beni olgunlaştırmak için Allah Teala bu yaşadığım şeyde hep benim güzelliğimin ortaya çıkması için bana bu olayı yaşatıyorsa demek ki benim en az bak en az iki tercih hakkım var en az binlerce olabilir iki tercih hakkım var o tercih haklarının olmasına kader deniyor o bir mecburiyet değil. Tercih etme hakkımın olmasına kader denir. Bakın bunu çok dikkatli dinlesin seyircilerimiz. Mesnevi diye başladık. Bu bir itikat meselesidir. Tekrar söylüyorum. Takdir, kader Allah Teala'nın sizin zoraki mecbur ettiği bir yol değildir. Tam tersi de. O diğer mahlukatta olur. Mesela güneş menzilinin dışına çıksın bakayım çıkabiliyorsa. Ve estezu billah. Ve şemsu tecili mustakarrillaha. Zalike takdirul azizil alim. Güneş çıkabiliyor mu takdirin dışına? Yok. Çıkamaz. En fazla çıkamayacağımız takdir şudur. Allah'ı sevmek üzere kodlanmışızdır. Sevmediğimiz zaman muhakkak bizim helakimiz vardır. Bu bizim mani olamadığımız bir şeydir. Ama her hadise karşısında seçme hakkımız olmasına kader denir. Hı. O kaderin tahakkuk etmesine de kaza denir. Evet. Ee, mutlaka bir şekilde... Yani bu çok önemli Rukiye Hanım. İnşallah kalplere ulaşabilmiş, hayata dokunabilmişizdir. İnşallah. O kadar çok insan itikatsız ölü veriyor ki. Bakın imanda çok büyük eksikliktir evet. bu. Az veya çok, şu veya bu şekilde. Çok kişi Allah'a iman eder. Melekleri iman etmeyen insan yok gibidir. Kitapları inkar etsen de etmesen de. Artık marjinal kalırsın yani. Ortada bir realite vardır. Metin vardır yani. Peygamberler. Seversin veya sevmezsin bir şekilde kabul edersin. Öldükten sonra dirilme noktasında vicdanın seni bırakmaz. Ama bakın kader en zor eşiktir. Kader en çok tuzağa düşülen yerdir. Bugün Amentü'nün en sonunda bunun anlatılması. Doğru bir Allah'a. Doğru şekilde onun meleklerine, kitabına ve peygamberlerine inanıp da ahiret perspektifinden baktığında sadece bunları sorumluluk olarak değil, muhabbetle baktığında ben bu oyunu seve seve oynarım diyebileceğim bir sahadır kader. Zoraki kabullenilmez. Evet. O yüzden kader çok önemli bir bahistir. Eyvallah. O seçme şansını doğru kullanmak orada evet. işin sırrı. hadiseler karşısında muhakkak Bakın en az iki ihtimal vardır. İki tercih hakkınız vardır. Yaşadığınız hadiselerde en en az bu iki hakkın olması yani birisi itiraz edebilir. Annemi babamı seçebiliyor muyum? Seçemiyorsun. O sendeki ayrı ama o anne babanın çocuğu olarak iyi evlat, kötü evlat olmayı seçebiliyor musun? Evet. Seçiyorsun. Sonuna kadar. Annen kötü seni bağlamıyor. Hı hı. Diyor ki seni ben kaderinde... Annenin babanın kötü oluşundan dolayı mesul tutmayacağım diyor. Hı hı. Sen Allah'a niye kafa tutuyorsun ki? Hı hı. Hatta işte müşrikler hakkında ayet var Lokman suresinde. Hı hı. Onlar seni şirk koşmaya teşvik ederlerse o sözlerini dinleme. Yap seçim Ama ya. diğer tarafta annelik babalık me'ruf eder orada. Hı hı. Örfe hı. uygun bilinen şekliyle annene babana hizmet et. Ne oldu? Annenin babanın küfründen ben sana sormayacağım. Hı hı bize verilenden değil onunla ne yaptığımızdan sorumluyuz. Evet Hı -hı. ve takdir yani kader seçememe hakkı değildir. Hı -hı. Tam tersine kader insan için muhakkak her zaman seçme hakkı olduğunu işaret eder. Onlardan birini tercih ettiğinde hadisenin vuku'u kazadır. Şimdi burada da bu anlatılıyor. O yüzden de ney bakın ney hadisi rahı pürhun mekonet hayı ışkı mecnun mekonet Ney kanlı bir yoldan bahseder, mecnunane aşklardan hikayet eder. Yani ben seviyorum ama benim şurağımda, içimde, bağırsamda falan gibi demek, burada kanlı yoldan bahseder demek ne demek? Ete kemiğe bürünmüş bir aşk ahlakı sende yoksa, hiç kendini tasavvuf erbabı, dervişi, müminim diye bana satma der. Hazreti Pir söyler. Ney kanlı bir yoldan bahseder. Nasıl kanlıyor? Nasıl kanlıyor? Ben sana ulvi bir manadan, ruhtan bahsediyorum ama o ruh bu tende görünmeli kardeşim. Sen bunu ortaya çıkartacaksın. Şu var yani Mesnevi'deki tüm şeyin özeti nedir diye anlatsanız bileceksin, bulacaksın, olacaksın. Bileceksin, bulacaksın, olacaksın. Bileceksin, yanlış olmayacak esmasını bileceksin. Yanılmayacak kadar bileceksin. Senden sonra da doğruyu anlat, sonra da doğruyu anlatacaksın. Bulacaksın. O bildiğinde kalmayacaksın. Onu göreceksin. Müşahede makamında olacaksın. Sonra öyle bir müşahede makamında olacaksın ki seni görenler o yola yol bulacaklar. Olacaksın. Yani hamdım, piştim, yandım. Oradaki yanmak yola çera olmaktır. Yemek yanığı değildir. Ben yolu aydınlatmak için kendi benliğimi yaktım demektir. Şu anda aydınlık bir yol görüyorsan bizim gibi zatların bu yolda yanmalarındandır diyerek müthiş bir metafor vardır. Peki hocam şunu da sormadan geçmeyeyim. Şimdi e, biz tabi edebiyatını okuyabiliyoruz ancak böyle bir şeyin çok hissetmek kolay değil. Estağfurullah efendim, e, tecavül yapıyorsunuz. E, estağfurullah şey mesela işte Allah'ım. Rabbim bana aşkını ver ya da Allah aşkı ile dolu olmak istiyoruz. Büyüklerden duyduğumda yani bunu öyle bedavaya vermezler. Büyük imtihanlar gelir başınıza eğer Allah aşkı istiyorsanız hakikaten bunu talep ediyorsanız. Hani sağlam imtihanlardan geçersiniz bunu istemekte emin misiniz? Gibi böyle gibi. bir sakındırma duymuşumdur birkaç defa. Bu doğru bir sözdür. Ee, ne yani yapmak biraz da lazım? da aşkı orada ayrıca farklı bir öğretim şekli var tabii. Yani didaktik tarzda değil de. E, hayata dokunarak yani sizin programa çalışıyoruz <laughs> bayağı he? Allah razı olsun Hayata, hayata dokunarak bir bilginin aktarılması var. Yani aşık olayım ben hele dur destur derken aslında aşk istenmez demek istemiyor. Aşkı istemenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmak için onu sadece o isteyişten <laughs> alıkoyuyor hazır mısın lafla sözle olmaz. Sözle olmaz. Bedel ister anladım. Ki bakın bu terbiye aynı zamanda fiili peygamberidir. Sahabiden biri geliyor. Ya Resulallah ben Allah'ı ve seni çok seviyorum. <laughs> böyle söyleme. Böyle söyleme. Diyor ki ya Resulallah ben Rabbimi seni çok seviyorum. Böyle ilan etme, böyle söyleme. <laughs> Bir daha tekrarlıyor. Hadis bu. Efendimiz buyuruyor ki öyle mi? Yine mi söyledin sen? Peki. Fakru zarurete, açlığa yokluğa hazır ol buyuruyor. Değil mi? Değil mi? Öyle bir şey. Sınanırsın diyor yani mutlaka. Evet. Yani alenen bunu söylemekle alakalı bir şey değil. da bunu gösterdiğinde. Çünkü Hı -hı. bakın iddia sözü aynı zamanda dava sözünden Aynen. gelir. Davada sen ben vardır. <laughs> Davada sen ben vardır. Hmm. Burada çok ayrı bir incelik var. Belki müstakil bir programdır evet. o. Evet. Şimdi diyor ki ney kanlı bir yoldan bahseder? <laughs> ney kanlı bir yoldan bahseder? <laughs> ney? Kötü bir espri. Burada artık anlıyoruz ki ney şunu gösteriyor bize. Şimdi zihnimizde canlandıralım. Ney? Enstrüman olarak canlandıralım. Balçık'ta. <laughs> Etrafında bir sürü onun gibi kamışlar var. Üzerinde ihtimal sazlık falan böyle. Rüzgarlarla salınıyor. Yani saf duru bir suda da olmuyor bu mübarek. Tuhaf bir şey. Hakikaten balçık. Yani biraz daha dışarıda sudan ayrı kalsa ya kuruyor ya kokuyor. Kokuyor da yani. Sonra kesiliyor. Düşünüyoruz şimdi. Kesiliyor. Oradan hemen tabii işlem yapılmıyor. Atılıyor bir kenarda. Biraz sararıp solacaksın diyor kesildin kendi haline bırak tam güneşin altına sarılıyor seriliyor. Sarılıp sorulduktan sonra dışarıdaki şeyler kabalar daha çok rahat budanıyor. Hmm. Oradan bir boğum ya dokuz oluyor ya yedi oluyor o boğum. O boğumlarla beraber biraz daha bekletiliyor, kurutuluyor. Sonra içinin boşaltılması icap ediliyor. Ondan sonra yetmiyor. Kızgın şişler böyle kızdırılarak tek tek o ses çıkartacak sinesi deliniyor. Yanıyor tutuşuyor ama tamamen yanmıyor. Sinesi deliniyor. O işaretler de konuluyor. Gene de olur mu? Hala pürüz olabilir. Bir de başpare konuluyor. Yukarıdan aldığını aşağıdan da gevşemeyecek formu da bozulmasın diye dibine de bir parazvan konuluyor. Halka. Ben de bent konuluyor. Ondan sonra yine kendi başına ses çıkartamıyor. Bakın yani rejiye gitmiyordur ses. Neyzenler bilir. Hatta böyle onun sağlaması vardır. Nefesinizin kıvamında bir sesi devamlı verirsiniz. Yani yapmıyorsunuz. Yani o sesi diyaframdan aynı ölçüyle verebilecek, uzun verebilecek bir şekle gelirsiniz. Peki insan yerde yere iniyor. Bu dünyada yaratılıyor. Bu dünyada bulunuyor. Topraktan yaratılıyor ama toprak için yaratılmıyor. Topraktan kesilmesi icap ediyor. Nasıl kesilecek toprakta? Kokan topraktan kesilmesi lazım toprak huy alması lazım. Toprakta olmasının sebebi ateş huylu olmayacak. Yakul ya leyteni kuntu Keşke ben toprak huylu olsaydım diye de tefsir edilir o. Hmm. Toprak huylu olacak. Evet. Gadap, hırs, şehvet hepsi ateştir. Ateş mizaçtır. Hilmiyet, kanaat, sabır, bunların tevazu hepsi toprak sıfattır. Topraktan kesilecek, o kesilmeyle beraber toprak ahlakını alacak ama balçık olmayacak. Bu uğurda biraz sararıp solacak. Kafasını estiği gibi her şey yapmayacak. Her zaman istediği gibi yatmayacak, kalkmayacak, yemeyecek, içmeyecek. terbiyeyi alacak kendisini. Sarardım, soldum, yetmeyecek. Gerçekten dert ehli olandan o ateşi, o aşk ateşiyle kalbini, yüreğine o aşk ateşini düşürecek içini boşaltacak. İçinde bilemediği şeyler varsa mütehassıs tarafından temizlenecek. Nefsin tezkiyesi, kalbin tasfiyesi olacak ki ruh rahat hareket etsin. Sonra bir ağza yani hu, o sadece onu seven, onun için seven bir yere tabi olacak. O zaman ne? Hareketler açısından, durumu aldığı seyrisülük açısından bir hazreti insana benzetiliyor. O yüzden diyor ki Allah Teala'nın kainattaki güzelliğini ve sendeki tecellilisini görmek istiyorsan sana ayine olabilecek bir hazreti insan lazımdır diyor. Hmm. Ve şöyle diyor. Eğer sen insanda Allah'ın güzelliğini görmüyorsan dağlara, taşlara, yerlere bakarak Allah'ın tecellisini göremezsin diyor. Onlara bile bir insan gözüyle bakman lazım. İnsan nazariyesiyle bakman lazım. Sadece onlara bakmakla Allah desen de o esmada kalırsın. Zat tecellisini istiyorsan zat tecellisine masar olacak tek varlık insandır. Hazreti insandan bunu öğrenmen lazımdır diye bize bunu anlatıyor. İnsan insana burada da aynı oluyor. Öğretici. El müminü mümin sözü. Sadece beni nasıl görüyorsan sen de öylesin gibi bir sığ mana taşımaz. İnsanın insan olabilmesi için terbiyesini insandan alması icap ediyor. O anlatılıyor. Peki aynı zamanda ne gibi hem zehir e, hem panzehir hem demsaz hem müştak bir şeyi kim görmüştür? Hazreti insan gibi olan diye biz uyarlarsak. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gelişiyle beraber kafirin küfrü ortaya çıktı Müminin sıdkı ortaya çıktı. Yukarı çıkalım. Neyden Murat insandır diyelim? Adem. <laughs> Adem Aleyhisselam olmasaydı melekler kendi durumunu bilmeyecekti. Şeytanın şeytanlığı ortaya çıkmayacaktı. <laughs> Adem'in hilkatiyle beraber şeytanlık ortaya çıktı. <laughs> Adem'in hilkatiyle beraber melekler ortaya çıktı. Sadece o mu? Çok zevkli bir yer var. Bir cümle söyleyeceğim. Konu çok ...açar Aşa çünkü... ...melekler de ilmen biliyorlardı... ...insanın mertebesini... Hmm. ...melekler... ...müşahede makamında... ...Hazreti insanın... ...ne kadar muazzam olduğunu... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...Miraç gecesi gördüler... ...yani hepsi insanla çıktı... ...Kadriye Hanım, ...yani... ...insanın kadrini bilmekle alakalı bir şey bu... Hmm. ...Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...düşünün... ...Miraç'ta... ...o... Tahiyyatta okuduğumuz şeyleri düşün, duayı düşünün. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Ne biliyoruz? Şimdi hızlıca geçiyorum. Konu konuyu dağıt, yani açmıyorum, dağıtmayacağım. Okuduğumuz duaların bile kadrini bilmiyoruz biz. Yani biz onun kadrini bilerek okuduğumuzda hep yani aşağı yukarı üç aydır konuşmalarımda vesaire de hep okuyanım. Devamlı şunu söylüyorum. Okuduğumuz şeylerin kadrini bilerek okuyalım. Hmm. Tesbihatı. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Miraç da aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in o ben bundan sonra ileriye geçemem dediği sahnede Efendimiz'in bir selamlaması. Selam değildi dikkat ederseniz. Çünkü bizim medeniyetimizde ve İslam'da selamı büyük küçüğe verir. Efendimiz selamlamamıştır o yüzden. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Allah Teala Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş. Efendimiz de selamu aleyna ve ala ibadillahi salih. Bu meleklerin şahit olduğu Efendimizin konuşmasıyla alakalı son konuşmadır. Yani Miraç'ta ondan sonraki kısmını kim duyan yok. Harf, sav, lisan yok. Ayrı bir şey yok. Allah Resulü kendi aralarında. Fakat şehadet kısmını melekler yapıyor. Ondan önce eşhedü yok. Şehadet ettik ettim. La ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tahiyyatta okuduğumuz o şehadetin şehadet etme şekli meleklere aittir. Hı. Şimdi nereye geldik? Niye bunu söyledik? Kur'an. Batıl. Hak. Hı hı. Mümin. Kafir. Niye göre ayarlanıyor? O zaman Kur'an'da şöyle bir şey var. Estağfirullah. وَنُنَزُّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ve la yezidu zalimine illa hasara. Kur'an-ı Kerim'e tabi olmasıyla ondan deva bulan, panzehir bulanlar var. Kur'an-ı Kerim'i inkar etmesi, yanlış anlaması, Resulullah'ın sözü de karışmıştır denmesi, şu hükümler bugün uygulayamaz denmesiyle Kur'an-ı Kerim'in kendisine zehir olanlar var. İşte Hazreti İn, lütfen burayı çok dikkatli dinlesinler. Hazreti insan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın tecessüm etmiş şeklidir. Hazreti insan için burada diyor ki Hazreti Mevlana sen gördün mü diyor bak o nameler kendisinden çıkmıyor ki Allah ona ilham ediyor da konuşuyor. İnsanı kamil ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyledir. Sen buna tabi olduğunda baksana diyor. Ona tabi olanlar için devadır. Ona tabi olmayanlar için hüsrandır. Felakettir diyor. O yüzden sen dinle derken neyden dinlemeyi gözün önünde bir ney metaforundan bile hareket ederek Hazreti İnsan'ın şerefini anlarsın mahiyetinde konuşmuş oluyor. Evet. Ney yarinden ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri bizim nurani ve zulmani perdelerimizi yani huslata mani olan perdelerimizi yırtmıştır diyor. Almanya'da doğmuş, yaşamış, büyümüş, akrabalarıyla bile duymuş Sivaslı olduğunu ama Sivas hakkında bir karpostal, bir film, bir video bile seyretmemiş. Ya şimdi ne ağlarsın benim zülfü siyahım diye bir şey duyduğunda böyle bakar. Bir şey ifade etmez ona. Ama sen o topraklarda bu türküyü dinlemiş bir adam olarak git bakayım Almanya'ya. Sana orada radyoda bu türküyü dinlerken neler olduğunu soralım. Ne olur oraya hatırlarsın. Sen insanı kamilden böyle bir havayı hissedemiyorsan bil ki senin eksikliğindir diyor. Gerçekten esas vatanından ayrı olmuş hali hissetsen bu sözlerin hiçbirisini kaçırmazsın. Her zerresini her namesini sen kendi gönlünde yer edecek şekilde bulundurursun diyor. Ben Deniz şöyle bir şey yapayım biraz programın süresiyle de alakalı ilerlediğimiz hı hı. için herhalde çok çok uzun bir şeyimiz kalmadı. Biraz hızlı okuyabilir miyim benden sizden alsam sazı elime. Evet. Beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Lakin herkesin ruhu görmesine ruhsat yoktur. Hı hı. Şimdi hakikaten de böyle. Ya biz ruhu konuşuyoruz, ruhi güzelliği konuşuyoruz. Bu tuhaf bir şey değil mi Rukiye Hanım? Yani hı hı. hepimiz ruh sahibi değil miyiz? Evet. Göremiyoruz ama işte bak. Neyin sesini duyuyoruz ama kamışı görüyoruz. Eller oynuyor. Parmaklar yer değiştiriyor ama nefesi göremiyoruz mesela. Acaba Hazreti İnsan'da da kendi insanlığımıza da aynı hatayı yapıyor olabilir mi? <laughs> Teorik olarak biliyoruz ama bizde şu anda hareket ettiren şeyin bizim ruh olduğunu gözden kaçırıyoruz. Bu ne oluyor? Benim sırrım feryadımdan uzak değildir. İçindeki ama her gözde onu görecek nur yoktur. Ya bu neyzenin nefesiyle beraber işte name var mı? Var. O zaman nefes var. İnsan hareket ediyor mu? Evet ediyor. O zaman ruhu var. Bu kadar bildiğimiz halde o dert olmayışından dolayı biz ruhu merak etmiyoruz. Çünkü bizim derdimiz tende kalmış. Nefiste kalmış. Ruhu merak etmiyoruz bile. Heh, ondan sonra kendimize göre vicdan yaptığımız şeyler. Birazcık şöyle bir tadımlık. Biraz şunu yapıyoruz. Biraz iyi insan gibi görünüyoruz. İki üç kere de gazzeyi konuşuyoruz. <laughs> Ruh böyle bir şey değil diyor. Ruh daimi olarak bir balığın sudan ayrılmayışı gibi hep o aşkı ister. Ve halinde sonra da bunu <laughs> bağlıyor. Fakat burada çok acayip bir şey var. İnsanı kamillerin hani kamil insan nerede bulunur bu? Efendim gideceksin camide mihrabın tam önünde oturan Kabe-i Muazzama'da Hacı Lesved'in şurasında yok diyor. Kamil insanlar kendisine en mesela çok iyi yetişmiş bir doktoru nerede bulursun sen? Hastanede tamam ama hastanın yanında bulursun. İnsanın kamiller de şöyledir diyor. Bak ne sana şunu anlatır diyor. Anlat der ki diyor. Benim etrafımda değişik değişik insanlar var derken sen kamil insanların hepsinin etrafında sadece iyi insanlar olduğunu zannetme. Ben iyi hallilerle de oturdum kalktım, kötü hallilerle de oturdum kalktım. İyi hallilerle oturdum, daha iyisi var onu anlatmak için. Kötü hallilerle de oturdum, onları o kötülükten kurtarmak için. Yani kamil insan en çok kendisine ihtiyaç bulunan sahada kendisini gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği devre bakın. Nedir bu? Neresidir? Cahiliye devri. Cahiliye devridir. Hazreti İbrahim peygamberlerin babası kabul edilir. Rakabı Ebu'l Enbiya'dır. Yeryüzünde bir kişi bile yok iman eden. Bakın tek bir kişi yok. Tek başınadır. Yeryüzünde yok. Hazreti İbrahim aleyhisselam Nemrut zamanında tek başına la ilahi illallah kelime-i tayyibesiyle o tevhidin zatı olmuştur, görünen kişisi olmuştur. Demek istiyor ki bize şuradan bu söz geliyor. Ben kötü bir insanım. İyi insan olamam. Ben çok kötülük yapıyorum. Bu yollara giremem deme. Bak insanı kamiller kötülüğünü fark eden insanların veya kötü halde bulunan insanların yardımcısı olarak onlara gelir. Resulullah cahiliye devrinde Allah Teala göndermedi mi? Kendisi mi tercih etti, Allah mı gönderdi? O zaman yarın bir gün sakın şunu söyleme. Ben çok kötü bir çevrede yetiştim. Benim ortamım rezaletti. Ekonomik kriz vardı. Herkes haşa huzurdan ahlaksızdı. Dikkat et. Muhakkak sana yardımcı olacak bir şey vardır. Ama sen şu nefsin sadece kendinden ibaret olan bilginin Çerçevesinden çıkmaya çalış. Hemen başa bağlıyorum. Dinle. Dinle. Dinlemeye çalış. Kulak ver. Hep kendine anlatmaya çalışma. Muhakkak sana konuşan o Hazreti İnsan-ı muhakkak duyacaksın. Dinle diye başlıyor. Mesnevi manevinin ilk 18 beyti. Eyvallah. Burada e, neyin o kamışlıktan kesilmesi, alemi ervahtan ayrılıp dünya taşrasına gelen var insanın... öyle bir şey de deniyor ama o... yani aslında sözünüzü kesmek istemezdim yani aslında ruhlar aleminden falan değil o yani hı. o biraz o metaforlarında hı. aynı kasıtlı olarak aynı şeyleri kullanmıyor hı. yani tersten başlamamın sebebi de oydu hı hı. yeni bir şeyler fark etmemiz icap ediyor İnsanlarımıza yeni bir şeyler lazım oluyor yani ruhlar aleminden iniyor falan değil. Ama şöyle başlarsak yani programın sonuna doğru, sohbetin sonuna doğru şöyle bir şey düşünmeye sevk edersek insanları sanki daha iyi olur diye düşünüyorum Rukiye Hanım. Şöyle mesela Sure-i Mülk, Mülk Suresi <laughs> de Cenab-ı Hak Estağfirullah Bismillah Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsene amela ve huvel azizul gafur ellezî o Allah ki kadir olan, ezelden kudreti olan yani ne demektir ezelden kudreti olan? Sonra sonu kuvvetten upgrade ede ede kudreti olmayan manasına da geliyor. Meraklısına yapıyorum bu tefsiri. Ne olursa olsun ezelden kudreti olduğu için sonradan gelen en kudretli şeklinizde bile Onunla boy, boy ölçüşemeyeceğiniz Allah demektir. Hmm. Hiçbir zaman aciz düşüremez. Kadir Evet. Ve kudreti de ondan aldığınız. Kendisinden aldığınız Allah'tır demektir. Ellezî halakal mevt. Ölümü yaratanı başa alıyor. Hmm. Sonra hayat diyor. Sonra hayat diyor. Bakın fiziken de öyledir. Biz çocuk doğdu diyoruz. Çünkü İbn Arabi onu şöyle anlatır. Ee, bir e, ipin ucuna bir ışık kaynağı sönmeyecek şekilde bir fanus içerisinde ve bir kandil içerisinde ateş şey koyun, ışık kaynağı koyun. Lamba yok o zaman çünkü. Böyle böyle yaptığınızda hani görürsünüz onu. Söndürdüğünüzde şey yaparsınız. Şimdi diyor onu çevirme, hızlıca çevirme imkanı bulsanız. Şimdi o hızla çevrildiğinde karşıdan bakan göz bir daire görür diyor. Bir ışık dairesi görür. Halbuki diyor o öyle değildir ki oradan geçiş sürecinde boşluklar vardır. Onun ışıksız olan kısmı da vardır. Fakat diyor var dediğin şey, ışık dediğin şey zulmete galip geldiğinden onun oradan hızlıca geçmesi zulmeti izale ediyormuş gibi gösterir. Hmm. Sanki her yer ışıkmış gibi gösterir. İnsanda da diyor ölümle hayat aynı anda yaşanır. Hmm. Fakat hayatın nuru çok belirgin görüldüğünden sen onu devamlı yaşıyor görüyorsun diyor. Halbuki şu anda ben seyircilerin karşısındayken milyarlarca hücrem öldü, milyarlarcası dirildi. Evet. Ama öleni görmüyorsun çünkü hayat ona baskındır diyor. Devam Çocuk doğdu diyorsun. Çocuk o ondaki kromozomlar onu ortaya çıkartan şeye gelirsek annesinden gelen kromozomlar hücrelerle babadan gelen hücreler en önce bir öldü ondan sonra çocuk çıktı. Allah Teala her şeye aslında rücu edecek fehvasınca biz yaşaya yaşaya hayatın dibini bula bula olgunlaşacağız zannediyoruz. Halbuki ölümün mahiyetini bildiğimizde tekrar doğuyoruz. Aslımıza rücu etmek için tekrar ölüp dirileceğiz. Ölüm o yüzden bizim için önemli bir bölüm. Neyle alakalı sadece bunu ruhlar alemine yansıtmak doğru olmaz. Sadece bugün böyle anlatmak doğru olmaz. Ama şu var. Asıl olan o nefestir. O nefes devam ettiği müddetçe aynı o kelama ben sahip çıkmadığımda... ...başka bir lisandan bunu nasıl dökülecekse şöyle bakar. Mesnevinin bakış şekli şöyle bir şuur getirir. Son dakikayı böyle yapalım. Müsaadeniz olursa. O kadar var mı? Var var 10 dakikaya. Ne, i̇yi öyle tamam. Şöyle yapalım. İslami terbiyede mesnevideki hamlık, olgunluk tariflerinde şöyle bir şey var. Sizin sahanızdan da aslında istifade edebilsek keşke. Yani siz bunları anlatsanız biz böyle bazen moderatörlük yapabilsek diye de düşünüyorum. Çünkü çok kıymetli çalışmalarınız var. Bunları biliyorum. Agahım, aşinayım. Bir, it dediğimiz, ego dediğimiz bir şey var. Şey, ego dediğimiz bir şey var. Nedir o? Herkesin bildiği benlik. Ben diye yaşamak. Ben odaklı yaşamak. Bu muhakkak insanın kendi başına da, insanlığın başına da bela oluyor. Ben odaklı yaşama. Evet ben bir bireyim. Benim kendime göre parmak izime kadar bir şahsiyetim, bir özelliğim var. Ama sadece ben diye yaşayamam. Peki. Bu çok affedersiniz. Bizim medeniyetimizde de özür dilerim seyircilerimden. Hayvandan aşağı sınıftır bu. Çünkü hayvan bile kendisiyle alakalı sadece ben diye yaşamaz. Canım içgüdüseldir ama görürsün mesela penguen. Garibim yani. Yumurtanın başında böyle bekler yani iki ay kaç gün. Yetmez. Kafasını çıkartır. İçinde biriktirdiği, kursanda biriktirdiği şeyi ölçülü olarak, devamlı olarak ona verir. Yani kendi çocuğumu düşünmem, kendi neslimi düşünmem, kendi eşimi düşünmem, kendi hayatımı düşünmem de beni egodan kurtarmaz. Veya tırnak içerisinde hayvanlıktan kurtarmaz. Hayvan da bunu yapıyor çünkü. Ama başkasına feda etmek üzere, ya benim çocuğum var, başkasının da çocuğu var diyebilecek bir hayvan göremezsiniz. İşte o zaman diyorlar ki insan biraz daha bu dünya hayatında hayvanlıktan surete insanlık kısmına geçerken sadece ben diye yaşamazmış. Ben ve sen dermiş. Sen de varsın. Manayla buluştu. Bir manada yürüdü. Veya aynı sahada başarılı olmak üzere beraber olmayı başarabildiğinde biz dermiş. Nehnu. Biz. Fakat burada da o tasavvuf terbiyesinde ve İslam terbiyesinde burada mesnevi manevini ilk 18 beytinde olan şey çıkmıyor. Bu arada bir geri dönüş yapayım. Ben ve sen dediğinizde yani dediğimizde affedersiniz. Hiç böyle uslu bu sevmem. Ben ve sen dediğimizde benim ve senin durumunu tespit edebilecek bir hukuk olması lazım. Hı hı. Hukuk. İşte o zaman hukuk tesisi başlar çöpleri atma şeyinden kırmızı ışığa toplumların tercihlerini bilinmese göre bir hukuk oluşur. Fakat akıl devrededir. Fırsatını bulduğumda ben onları estetirim. O hukuku da kendime göre yok kabul edebilirim. Çünkü sen yoksan benim senin hukukunu korumakla mecburiyetim yoktur ki ben de yaşarım. Sen elimine olmuşsundur. Biz dediğinde bu daha ulvi bir şeydir. Buna kalp de karışır. Ama bunun zirvesi olan şey o diye yaşamaktır. İşte burada canı Allah'a teslim edip Allah'tan canlanma şeyi vardır. Nasıl oluyor bu? Ben gideceğim. Gencecik adam. O PKK bilmem ne izansızlarıyla bilmem nesiyle kahpeleriyle vuruşacağım. Şehit olacağım vatan için. Yazık değil mi o gencin gençliğine? Diye düşünmüyor. O diyor. Benden şu anda göründü, benden dinleyen, benden konuşan bir kudret var. Ona zayiat yok ki. Onun o şerefiyle ondan aldığım o feyizle ben kendimi bu yola veririm diyor. Ben bu çocuğu da yetiştiririm diyor. Anlamasalar bile anlatırım diyor. Alay etseler bile gam değil diyor. O biliyor diyor. Sen ben biliyordan geçiyor. O biliyor diye yaşıyor. İşte o zaman diyor ki eğer böyle bir anlatıcıyı bulduysan bil ki sende de bu kabiliyet vardır. Onunla iletişime geçmek istiyorsan konuşma. Dinle. İletişim konuşmakla başlar diyor. Ve aslında Kur'an-ı Kerim'in ilk emri zahiri emri oku olarak biliriz biz. O ilk emrin kelamın ortaya çıkışıdır. Fakat bu kelamın bize söylediği bir şey vardır. Okunanı dinlemek. Eyvallah. Eğer oku sözünü dinlemezseniz duyamazsınız. Dinlemek fiili Muhammedi'dir. Okumak da e, aynı zamanda kavli Muhammedi'dir. O sebepten aslında bugün insanlığın hala muhtaç olduğu o güzelliği coğrafya olarak Batılısı da Anadolusu da niye dinliyorlar? Çünkü Hazret coğrafya konumuna, coğrafi konumuna göre değil, o coğrafi şartlarda yaşayan insana göre konuşuyor. Muhatap insan olduğu için her zaman bu değişler önemli olacaktır. Eyvallah. Gönülden çıkan sözleri de ve yaşanmış, hissedilmiş, kalpte yaşanmış hakikatleri konuştuğu için de gönüllerimize bugün olmuş hala dünyanın pek çok yerlerinde de yaşayan insanlarla beraber hala kalplerimize, hayatlarımıza Şahsen 750 dokunuyor. kişinin Müslüman olduğunu ben gördüm. 750'ye yakın defterimde kayıtlıdır bunlar. Gün gün kayıtlıdır isim isim. Hala o mana, o husa sadası devam ediyor. Sizden de zuhur edebilir. Eyvallah. Başka güzellikten de zuhur edebilir. Anlayana aşk olsun. Eyvallah. Dualar, bizi seyredenlerle, şu andaki yaptığımız muhabbetle herkese ulaşsın. Çok teşekkür ediyorum hocam bu kıymetli sohbet için. Değerli izleyenlerimiz biz bu akşam dinle diye başlayan Mesnevi'nin ilk 18 beytini konuştuk. Umuyorum ki kalplerinize hayatlarınıza dokunmuştur. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Bir sonraki programımıza kadar.